Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. En arkada oturan misafirlerimiz sesim. Teşekkürler. Evet, bugün yolculuğumuz yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika sürecek. İsmim Turgay Azizoğlu, rehberimiz Kaptanım Mehmet Bey. Ve burada hep beraber güzel bir gün geçirmenizi dilerim. İlk önce başlangıç olarak Barnabas'tan, sonra Salamis Antikşehir, öğle yemeği ve öğleden sonra da Kapalı Maraş veya Hayalet Şehir Maraş'ı gördükten sonra surlarla çevrili kapalı bir kale şehir olan Gazi Mausa'ya gireceğiz değerli misafirlerimiz. Evet, değerli misafirlerimiz, her şey tamam mı? Yolundayız. Evet, yolunda, yolunda. Olarak 1 saat 15 dakika süreceğinden bahsediyorum. Ve böylelikle hep beraber bu küçük adanın büyük tarihini sizlere biraz sonra tekrar ben bahsedeceğim. Araç hareket elindeyken lütfen oturalım değerli misafirlerimiz. Olarak bilinen Akdeniz'in 3. büyüklükte olan bir adası. Sicilya, Sardinya adasından sonra Kıbrıs Akdeniz'de 3. büyüklükte bir ada. 9.284 km² yüz ölçümü. En yakın anakara kuzeyinde Türkiye'nin güneyi. 68 kilometrelik mesafe değerli misafirlerimiz. Hemen yanı başında ise İskenderun'un altı, Suriye ve Lübnan, böylelikle diğer ülkeler var. En altta Mısır. En yakın Yunan adası Rodos. O da 2000 kilometremiz yakınında. Evet değerli misafirlerimiz, adanın bulunduğu konumu itibariyle çeşitli egemenlikler altına alınmış. Çeşitli geçiş yolları, çünkü dini yolların 3 kıta Afrika, Orta Doğu ve geçiş noktası olduğu için Avrupa'ya doğru. Böylelikle her zaman değişik kültür, değişik millet buradan geçip geçmiş. Kimisi bir şeyler bıraktı, kimisi bir şeyler gitti. Böylelikle harmanlanan bir kültür. Yakın tarihimize bakacak olursak, ada deniz altındaki yanardağın patlamasından oluştuğu için hala daha bunları görebiliriz değerli misafirlerimiz. Her ne kadar Toroslara, Türkiye'nin Toros dağlarına paralel olarak karşıda gördüğünüz beş parmak dağları benzese de sadece benzerlik var. Halkın dediği gibi Türkiye'den kopmuş veya o parçadan kopmuş bir ada değil. Denizin altındaki patlamadan oluşan 5 milyon küsur yıl evvel. Evet, değerli misafirlerimiz, karşıdan baktığımız tepeler ise bizim kuzeyden güneye doğru hareketimiz var. Otobüsün bulunduğu nokta ve ismini Beş Parmak Dağları adını taşıyan Karpaz Yarımadası'ndan yaklaşık olarak batıya doğru giden 120 kilometrelik uzunluğunda inişli çıkışlı tepelerin bir zincir halkası şeklinde birbirine birleşerek uzantısını adan üzerinde tepenin adı da Beş Parmak'tan aldığı için Beş Parmak Dağları diyoruz. En yüksek noktası biraz sonra sizler de göreceksiniz. Nerede? Selvili Tepe dediğimiz bizim sağ tarafımız, saat bir yönünde olacak. Ağaçların hemen hemen arka tarafında. O da deniz seviyesinden 1100 metre. Bugün alıcı ve verici istasyonlarımızın bulunduğu nokta. Evet, değerli misafirlerimiz, böylelikle tepenin arka tarafı ise biraz sonra göreceğimiz bir de adanın en yüksek dağı olan güneyde kalan Trodos Dağı. O da deniz seviyesinin 2100 metre üzerinde bulunuyor. Böylelikle genellikle kar yağışı oraya olur. Üzerindeki tepe Olympus Tepesi veya Seyir Tepe olarak bilinir. İki dağ arasında, Trodos ve Beş Parmaklar arasındaki bölge ise tıpkı Dicle ve Fırat Nehri arasında kalan toprak gibi Mezopotamya. Burada ise Mesarya Ovası deniyor. Genellikle düz, genellikle arpa, buğday ekimi için olan bölgeler. Evet, son zamanlarda maalesef yağmur azlığı ve hava sıcaklıklarının çıkması ile kuraklık bir dönem geçiriyoruz değerli misafirlerimiz. Her ne kadar kuraklık bir yerde tabii önemlidir, su bir hayattır. Asma boru sistemiyle Türkiye'den Anamur bölgelerinden burada bulunan Geçitköy göleti baraja dönüştürüldü ve 75 milyon metreküp su pompalanır anavatandan denizde asma boru sistemiyle bu gölete. Tabii bu daha sonra tekrar geçiş hattından ve oradaki
içme suyu olarak da evlere verilmeye başlandı değerli misafirlerimiz. Yaklaşık olarak 1,5 sene evvel. Evet, böylelikle ilk suyun, içme suyunun dışında batıda bulunan Rodos Dağı ve batıda bulunan Lefse ve Güzelyurt bölgesi, Narenciye bölgeleri ve de genelde yağmur alan bölgeler olduğu için, sulak olan, çünkü okyanustan esen bir esin. Orada askerlik yaptım. Böylelikle değerli misafirlerimiz o bölgelere bir hayat öpücüğü, hayat suyu dediğimiz suyu ilk anda o bölgelere veriyoruz. Çünkü Kıbrıs adası tıpkı bir kayık gibi veya bir sal gibi denizin üzerindedir. Yağmur yağmadığında maalesef açılan kuyulardan ne çekiyoruz? Böylelikle deniz suyu çekilir. Kalitesine bak. Evet. Bak bak. Hafif bulutlu bugün Kıbrıs. Rehber güzel anlatıyor. Hayran kaldım. Yol kenarlarında değerli misafirlerimiz, bu arada bir nokta ve virgül koydum oraya. Çünkü buradan geçerken hemen kaptanımız biraz yavaşlayarak geçeceğiz. Adnalı şeklinde olan küçücük bir koy. Halk dilinde 5 mil plajı olarak bilinen Girne şehir merkezine batıda bulunan bir sahil. Daha doğrusu plajıydı burası. Ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nda gemilerin kapakları buraya açılır ve buradan Allah Allah sesleriyle Mehmetçik 1974 20 Temmuz Cumartesi günü buraya ayak basar. Tabii burada karadan çıkmış. 11, orada gördüğünüz 11 parmaklık bir sütun ise Kıbrıs Türk'ünün çekmiş olduğu 63 ve 74 yılı arasındaki çileler. Burada görmüş olduğumuz çıkarma gemisi ise 1976'da kıza alınır. Daha doğrusu devreye girer. İçinde askerler var. 5 tank taşıma kapasitesi veya 500 asker taşıma kapasitesi olan bir çıkarma gemisi değerli misafirlerimiz. Hemen sol tarafımızda ise Açık Hava Müzesi ve burada Harekat Merkezi diye seçilen binada 21 Temmuz akşam üzeri 50. Piyade Alay'a mensup olan İlhan Doktu komutanımız ve binbaşı Fehmi Ercan, bugün havalimanına adını verdiğimiz yer pilotumuz olan binbaşı ve oradaki Sıhhiye Er şehit olur. Böylelikle biraz ilerideki şehitliğimize, kara olan buradaki şehitliğimize ismi verilir değerli misafirlerimiz. Evet, burası 5 mil plajı, yaklaşık olarak 7,5 kilometre Girne şehir merkezinin batısında bulunuyor. Evet, tabii burada hemen sağ tarafa baktığımızda Sent Hilaryon Kalesi diye bilinen veya Aziz Hilaryon, mücahitlerin 11 sene orada zor şartlarda senelerce konjöktürün hazır olması için nöbette, silahları elinde ve gözler ise ufukta. Neden ise, çünkü unutmayalım, orada Türkiye ile muhaberenin antenin olduğu yer orası. 11 sene Rumlar orayı veya düşman orayı almak için her plana başvurdu. Mücahit ise ana vatan, konjöktörün hazır olması için 11 sene orada direkti. Hava indirme Tugay'ı ve Bolu'dan taşınan komando birlikleri Türklerin meskun olduğu bölgelere indirildi ki zayiat minimuma düşsün. Evet. Değerli misafirlerimiz, buradan açılmış iken parantezi kapamadan 498 vatan evladı ana vatandan Kıbrıs'ta Barış Harekatı'nda şehidimiz bulunuyor. Bunun 53 şehidi ise Kocatepe gemisindekiler de dahil. Ve o günün şartlarında 41 ilden şehidi bulunuyor ana vatan Türkiye'mizin 74 tarihinde. Tabii buraya biraz sonra neden bunlar oluştu, nasıl geliştiğini sizlere vakit içerisinde anlatacağım değerli misafirlerimiz. Evet, değerli misafirlerimiz, Kıbrıs Adası'nın başşehri Lefkoşa,
Tabii unutmayalım ki 1960 yılında İngiliz artık adadan çekileceğinin hesabı yapılarak adada %3'lük bir toprak aldıktan sonra geriye kalan toprağın ise Kıbrıs'ta yaşayan çoğunluk olarak Türk ve Rumların ortak kurduğu bir cumhuriyet olur. Kıbrıs Cumhuriyeti. Cumhurbaşkanı Makaryos, yardımcısı ise Türk lideri olan Doktor Fazıl Küçük. Değerli misafirlerimiz, bu anlaşma 1960 yılında Londra-Zürih anlaşmaları dediğimizde anlaşılan ve anlaşmada tek eli kaldırarak veto etme hakkı olan bir anlaşmaydı. Herhangi bir durumda alınabilecek kararlarda. Böylelikle adil bir anlaşma. Azınlık ve çoğunluk yok. Ve Kıbrıs'ın ortak bir cumhuriyetinde resmi dilimiz Türkçe, Rumca ve İngilizce. Böylelikle şehirlerin adına baktığımızda biz Lefkoşa diyoruz, Rumlar